Merhabalar, ben Bora Arslan Türk. Bu videomuzda üçgenin alan formülü olan, en temel alan formülü olan taban çarpı yükseklik bölü 2'nin nereden geldiğini göstermeye çalışacağız. Hatta üçgenin tabanı ve yüksekliği sabit kaldığında neden, yani tepe noktasını yükseklik sabit kalacak şekilde sağa sola oynattığınızda neden yine o alan formülünün değişmediğini de anlamış olacağız. Yani neden üçgenin alan formülü taban çarpı yükseklik bölü 2'dir? Şimdi bunda girebilmemiz için alan ne demek? Alan tanımı nedir? Onu anlamamız gerekiyor. Alan tanımı kareye dayanıyor. Arkadaşlar, şimdi burada sol tarafta görüyoruz. Kenarı bir birim olan karenin alanı bir birim kare diye tanımlanıyor. Bu bir tanım. Bunun nereden geldiği diye bir şey sorulamaz. O şekilde tanımlanmış. Zaten birim kare denmesindeki o kare ifadesi de işte metrekare, kilometrekare, santimetrekare gibi ifadelerdeki kare ifadesi de alan tanımının kareye bağlı olmasından kaynaklanıyor. Yani kenarı bir birim olan karenin alanı bir birim kare olarak tanımlanıyor. Bu birim santim olsa santimetrekare, metre olsa metrekare şeklinde birim olarak genelleştiriyoruz bu ifadeyi. Şimdi bu tanıma dayanarak burada bir dikdörtgen var. Dikkat edersek kısa kenarı 3 birim, uzun kenarı 4 birim. Bunu ben karelere ayırdığımda, bakın gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane 12 birim karelik bir alanı olduğunu görüyorum. Tabii kareleri saymanın kolay yolu 3 kere 4. Yani bunun alanı 3 çarpı 4, yani kısa kenar çarpı uzun kenar eşittir 12 birim kare olarak ifade ediliyor. Yani dikdörtgeni hep, şimdi A birimse ben bunu A tane birime, B birimse uzun kenarı B tane yatay çubuklar vasıtasıyla bölümü ayırabileceğim için burada A çarpı B tane kare olacaktır. Dolayısıyla dikdörtgendeki birim karelerin sayısı ne olacaktır? Alan eşittir dikdörtgen için. A çarpı B birim kare olacağı açıktır. Şimdi dikdörtgenden yine kenarları A ve B birim olan dikdörtgende köşegeni birleştirdiğimizde burası elde ettiğim alan, şu alan mesela, alttakinden bahsedeyim. Bu bir üçgen. Üçgenin alanı ne oluyor? Dikdörtgen alanı olan A çarpı B'nin yarısı kadar oluyor. Yani alanı üçgen için yazarsak bu sefer, dikdörtgen alanı A çarpı B idi. Bu üçgende bunun yarısı oldu. A çarpı B bölü 2 olmuş oldu. Yani bir nevi tabanı A, yüksekliği B, taban çarpı yükseklik bölü 2'ye bir geçiş yapmış olduk. Tabii bu dikdörtgen içindeki üçgen için geçerli. Herhangi bir üçgende bunu nasıl yapıyoruz? Ona geçelim. İşte burada tabanı A birim olan herhangi bir üçgen var. Peki bunun alanını biz nasıl hesaplayabiliriz? Yüksekliğini çizelim. Yüksekliğini çiziyorum. Yüksekliği arkadaşlar h olsun. Veya deminki gibi B de diyebiliriz ama H diyelim. Yükseklik için daha çok H kullanıldığından. Peki ben bunu bir dikdörtgen için alamaz mıyım? Şöyle. Yaklaşık olarak. Biraz yukarıda kaldı. Evet. Fena çizmedik. Böyle bir dikdörtgen için alabilirim. Tabii bu çizdiğim arkadaşlar bir dikdörtgen. Biraz daha şurayı uzatayım. Bütün üçgenler için ben bunu yapabilirim. Şuralara da, şu parçaları da, tamamı tabii A. Şu parçaları da K ile L diyeyim. Neyi biraz daha güzel yapalım.
Şimdi burada büyük bir dikdörtgen veya bu büyük dikdörtgenin parçası olan iki tane sağdaki biraz daha küçük, soldaki biraz daha büyük dikdörtgen var. Burası da haş olacaktır. Dikdörtgen olduğu için burası L, burası K olacaktır. Şimdi ben alanını hesaplamak istediğim üçgeni iki parçaya ayırmış oldum. Soldaki parça Peki ben soldaki parçanın alanını HL yani uzun kenarı H, kısa kenarı L olan dikdörtgenin yarısı olarak ifade edebilir miyim? Aynen deminki gibi A çarpı B bölü 2 demiştim. Çünkü bu dikdörtgen alanı H çarpı L'dir. Şu ufak üçgen alanında bunun yarısı olacağına göre onun alanı ne olacaktır? H çarpı L bölü 2 olacaktır. Peki sağ taraf, pardon sol taraftaki üçgenin parçasını düşünelim şimdi de. Sol taraftaki üçgenin parçası da kenarları H ve K olan dikdörtgenin yarısı olacaktır. Dolayısıyla bu maviyle işaretlediğim alan aynı mantıkla ne olacak? K çarpı H bölü 2 olacak. Yani H çarpı K bölü 2 olacak. Bunların toplamı herhangi bir üçgen dediğim üçgenin alanını verecektir bana. Bunları ben H bölü 2 parantezine alırsam H bölü 2 parantezinde K artı L K artı L'nin de A olduğunu biliyorum. O halde istediğim formülü elde etmiş olurum. A çarpı H bölü 2. Yani dolayısıyla üçgenin alanı, herhangi bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Tabii şu tepe noktasını sağa sola oynatsanız da yine oluşacak dikdörtgenlerle aynı şeyi bulursunuz. Alan değişmez.